<laughs> yani şu an için Kısa pas yapayım size hocam. Yani derbe ertesinde Aslında bir maça bu kadar motive olmak zordur Galatasaray. Aslında bugünkü galibiyette o mesajı da verdi. Ben her maça motive olabiliyorum de dedi bize. Aslında herkesin beklentisi şöyleydi. Yani Fenerbahçe tarafından bakıldığı zaman e, Galatasaray'ın tabii her zaman için Fenerbahçeli tarafından bakıldığında puan kaybetmesini isterler ve puan puan kaybetmesi için de ekranların başına geçerler. Dolayısıyla da bugün biz de bir futbol adamı olarak, bir yorumcu olarak da baktığımızda bugün Galatasaray'ınki başarısı gerçekten önemliydi. Bazen böyle büyük maçların, derbi maçlarının akabinde genelde düşüşler olabilir. Herkesin beklentisi de bu yöndedir ve zamanında da baktığımızda bir sürü buna benzer hikayeleri de rastlayabiliriz. Galatasaray'ın saha içerisindeki dizilişi ve giren oyuncular ve kenardaki teknik adamın form grafiğinin gittikçe yükselen bir performans olduğunu söylememiz lazım. Oyun içerisindeki Galatasaray'ın rakip alanda ceza sahasında üretmedeki başarısı ve 3. bölgedeki oyun zenginliği, hücum zenginliği ve bir sürü çareler araması Hı. gol açısından bunlar oyun Galatasaray'ı öne çıkaran taktik olarak becerilerdi. Ve tabii ki e, usta ayakları var. E, Mata'yı Serkan çok güzel izah etti. Gerçekten de Mata bizim 19 yaş takımında oynadığımızda e, e, karşıda İspanya takımının önemli bir oyuncusuydu. O yıllardan sonra buraya kadar geldi ve de Galatasaray'da onu izleme fırsatı da buluyoruz hep beraber. Özel bir oyuncuydu. Biz de hepimiz o zamanlar öyle diyorduk. Ve e, bu tip oyuncular zaman zaman belki maçta çok görünmezler ama elinin değdiği dakikalar vardır mesela bu oyuncuların. İşte Mata da bugün onlardan bir tanesini yaptı. İki kere dokundu. Hocam i̇ki kere. Size de oldu mu <laughs> ya Mata'ya bak ne hallere düştü çocuk diye düşündünüz mü? Ben, ben hakikaten öyle düşündüm. Ben ya. hiç öyle bakmadım ama e, Mata'nın özel bir futbolcu olduğunu. Yanına pas veremiyordu ya. ya. Öyle değerlendirmemek lazım yani Mata Hı. özel bir oyuncu e, oradaki onun kalitesi bugün maça elinin değmesi iki tane gol atması. E, maçın içinde olduğunu e, bütün taraftarlara göstermesi bunlar önemliydi Mata için. E, daha da önemlisi e, kazanma bir kere e, hafızasına sahip oldu artık Galatasaray evet. takımı. E, 8. maçını kazanıyor ve kazandığı maçlardan sonra da önümüzdeki haftalarda bazen böyle iyi giden e, takımların oyuncusu olduğunuz zaman önümüzdeki hafta şu maç gelse de oynasak diye böyle iple çekersiniz. Ben zannediyorum ki Galatasaraylı futbolcular da bunu böyle hissediyordur. Çünkü e, Galatasaray e, takımı kolay kolay sanki e, tökezlenmeyecek bir e, düşünce yapısında herkes öyle e, ve arkadaşlık e, birbirleriyle olan o takımdaşlık ruhu sahaya iyi yansıdığını düşünüyorum. Teknik olarak e, Reha da çok güzel izah etti. E, genelde Belki ben e, yayından evvel de e, Rea Hoca'ya da e, söylemiştim. Dubois'ten memnun musun demiştim, o memnunum demiştim Ben Dubois'i biraz daha bir orada oynayanların içerisinde bir tık daha aşağıda olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, rakibin gelen ataklarında e, geri dönüşlerini geç gördüm. E, oyuna katkısı tabii belki de e, ileride ikinci, üçüncü bölgede hı hı. olabilir ama dönüş bölgelerinde biraz katkısının zayıf olduğunu gördüm. Ama netice itibariyle kazanan takım her zaman haklıdır. Kazanan takım e, her kurgudaki her bölgesiyle haklıdır. E, Galatasaray iyi oynamanın getirdiği o e, kazanma hafızasını e, oluşturmuş bir şekilde yolda devam ediyor. Tabii e, üst üste 8 galibiyet rakipleriyle aradaki puan farkını maç fazlasıyla olsa da e, bazıları çift <laughs> taneli sayılara çıkarması Galatasaray'ın artıları Taraftarın büyük desteği de çok önemli. Bugün tribünlerin tamamı doluydu Serkan. Bu korkunç. takıma e, en önce Okan Hoca inandı. Sonra taraftar. Takım da sonra Okan Hoca'nın ve taraftarın arkasından gelmeye başladı. Bu arada maç devam ederken Okan Hoca'ya yapılan tezahüratlar da dikkat yani, çekiciydi. Evet ben hatırlat, Yani aslında üzerine toprak atma zamanı geldi o kötü günlerin Okan Hoca için. Çünkü Okan Hoca <laughs> özellikle Kadıköy'de Galatasaray tarihinin en rahat galibiyetlerinden, en azından yakın tarihin en rahat galibiyetlerinden birini elde ettikten sonra işte Akisar'la kupa, Başakşehir'le şampiyonluk kadar önemli bir e, madalya daha taktı Galatasaray taraftarı nezdinde. Yani futbol camiası için bir takım bir takımı Kadıköy'de yendi veya işte orada yendi. Ama Galatasaray taraftarı için Okan Hoca'nın kredisi 10 üzerinden 7'den 9'a 9,5'a çıktı. Pek çok kişi için anlık 10. Yani... Okan Hoca şu anda Galatasaray'ın yıllarına damga vuracak teknik adam olarak görülüyor pek çok kişi tarafından. Dediğim gibi benim Galatasaraylı arkadaşlarım içinde bulunduğumuz e, sohbet gruplarında... <laughs> e, ...önümüzdeki yılın Avrupa'sında nasıl bir Galatasaray, işte şu giderse bu alınır mı falan... ...onun planlarını yapıyorlar ki bu şampiyonluktan bağımsız yapılan bir plan. Galatasaray camiasını yakından tanıyanlar bilir yani... Galatasaray Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettiği zaman bu hani şampiyonluk kadar önemli bir şeydir Galatasaray camiası için hakikaten bu böyle samimi isteridir. Ben hani Galatasaray camiasını bir kere her şeyden önce doğru yolda görüyorum. Ee, başkan çok yıpranmıyor ve yıpratmıyor. Ee, evet derbi galibiyetinden sonra biraz profilinin dışına çıktı dursun Başkan ama şu ana kadar e, en baştan başlayarak Galatasaray hı hı. emin adımlarla yakın geleceği ve orta vadedeki geleceği iyi çiziyor gözüküyor. Finansal ve sportif tesis yatırımlarıyla beraber şu anda gerçekten imrenilecek bir noktaya doğru gidiyor. Ama futbol öyle bir oyun ki Türkiye'de de şartlar o kadar çetin ki hani bizim spor iklimimizde, endüstrimizde. Şu anda kazanan Galatasaray'ın bu rüzgarı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ee, Dolu tribün hikayesi çok kritikti. Bu sezon Galatasaray camiası e, taraftarına çok şey borçlu bence. Çünkü takım işte o hani hocam kötü oynarken kazanıyor dediğin dönemde taraftar inandı. Çünkü taraftar da şu var artık bizim taraftarımız yani Fenerbahçelisi, Trabzonlusu, Beşiktaşlısı futboldan anlıyor. Ya geçen sene Berkan'la, Taylan'la, Çıkıldağ'la olmayacağını Galatasaray taraftarı hepimiz kadar iyi biliyordu. Ber Berkan şimdi Oliveira'da da oynuyor. O doğru partnerli oluyor. Aynen. Aynen. Ama şimdi Galatasaray taraftarı Oliveira'yı, Mertens'i, Mertens'in isteğini, emekli denen Gomis'in gollerini falan görünce bir dakika ya bizde Icardi de var falan deyip e Sonradan gelenleri düşün. Kerem'le Yunus beklentisi azalmıştı. Barış Alper ya Emre Taşdemir hocam ya. Emre Taşdemir ya. Büyük katkı sağladı bu takıma. Dubois'i sol bek yaptı. Sezon başı kampa götürülmeyen bu hey, sol bek yaptı. Fransa milli takımında sağ bek oynamış adamı. Yani bu performans çıkışları ee, sadece şeyle ifade edilemez. Hani oyuncuların karakteriyle. Hayır, onları organize eden, yönlendiren ve motive eden Okan Buruk faktörü ve bence teknik heyetindeki bazı isimler ki tabii ki kulağımıza geliyor. Ee, bence bu başarıda büyük pay sahibi. Tabii ki ilk önce ben nasıl ki başarısızlıkta başkana yazarım. Her kulüpte olduğu gibi. Sayın Özbey'i canı gönülden kutluyorum. Şu 13. bitiren Galatasaray'dan bugün önümüzdeki yılın Avrupa planını <laughs> yapan Galatasaray taraftarına insanların bir anda bütün ruh iklimini değiştirmeyi başardılar. Tabii şu da vardı. Hem Okan Hoca'nın eli değdi iyi yönde. Tersi de olabilirdi hocam. Dünya yıldızlarını yönetmek de kolay değildi.